Arkadaşlar merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün çok real bir şekilde bir konuşma gerçekleştireceğim. Bizler sokak çocukları üzerinde bir takım sosyal farkındalık projeleri yapıyoruz. Bunları yaparken de sosyal toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yani rehabilitasyon süreçlerini aynı zamanda sokak çocukları üzerinde başlatıp sizlerin de desteğiyle kendi çapımızı onları ayakta tutmaya, hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi görünen o ki tam olarak yapmış olduğumuz projeleri anlayan insanlar kadar anlamayan insanlar da var arkadaşlar. Bizler sokağın içerisindeki insanlarız. Herkese uzanmaya çalışıyoruz. Kimsenin giremediği karanlık, kör, kuytu sokaklara girmeye çalışıyoruz. Dün polis arkadaş GBT esnasında evsiz bir insana 3150 TL onun sokakta kaldığını bildiği halde ceza yazıyorsa bana kimse merhametten bahsetmesin. Ne kadar körleştik biz. Vicdanımız bizim bu kadar böyle merhamet yoksunu mu? Yani bu kadar bir haysiyetsizlik olabilir mi arkadaşlar? Tamam görevini yapıyorsun da ya hiç mi Allah kitap, din, peygamber korkun yok? İnisiyatif tanıyamaz mısın? Diyemez misin ya gülüm? Git buradan uzaklaş. Hani bir dahaki görürsem ceza yazarım diye. Sen en azından git şu değiştirmeyi biliyorsunuz. Onlardan korkuyorsunuz. Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ama neden onları kurtarmıyorsunuz arkadaşlar? Sokak çocukları bu kadar böyle ötelenecek insanlar mı? Sokakta yaşayan 60 yaşındaki bir adamın size ne gibi bir zararı olabilir? Ya genç kızlar, 20-25 yaşında kızlar neden yolunu değiştiriyor onları gördüğü zaman? Yani ne olacak? Yani ne yapabilecekler? Tamam zarar verip vermeyeceğinizi bilmiyorsunuz ama tanıyabilirsiniz en azından. Bir tane yemek alırsın, götürürsün, amcacığım nasılsın, iyi misin dersin, hal hatır sorarsın. Yani bu ne kadar kötü bir şey. Zenginler, o sözde zenginlere sesleniyorum. Vakıflara, derneklere 30-40 milyon bağışlayan insanlara sesleniyorum. Siyasi rant elde etmek için böyle insanları kullanarak işte onların üstünden oy kazanan insanlara sesleniyorum. Sokak çocuklarına niye sahip çıkmıyorsunuz? O kadar milletvekili var Türkiye'mizde, ülkemizde o kadar milletvekili var. Niçin bu milletvekilleri bu sokak çocuklarını savunmuyor milletvekili kürsülerinde? Sokak çocukları bu kadar böyle ötelenecek bir şeyler mi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin sokağında kalan insanlara bakamayacak kadar düşük bir potansiyeli mi olur arkadaşlar? Yani bugün savunma bütçemiz 58 milyar dolar olmuşken, yani şunun 100 milyon TL'sini sokakta kalan insanlar için rehabilitasyon merkezleri açarak, en azından cezaevi yapacağına rehabilitasyon merkezi aç. Hayata dönüş için rehabilitasyon merkezleri olsun. Sen cezaevleri açarak zaten o sosyal toplumun içerisinde suç unsurunu bir kere büyütüyorsun ki. Yani bugün baktığım zaman Tinerle Bali çekene niye ceza vermiyorsun? Tinerle Bali uyuşturucu değil mi? Esrar, eroin, kokain, ekstazi, metamfetamin, taş bunlar uyuşturucu değil mi arkadaşlar? Ama Bali ile Tiner çekene ceza vermiyorsun. Ya bu kadar saçma bir şey olur mu? Ayrıştırmayın ya. Bizler size diyoruz ki arkadaşlar destekleyin ya bu kadar basit. Bizleri destekleyin. Bizler de sokak çocukları üzerindeki etkimizi arttırarak hiç kimsenin girmeye cesaret edemeyeceği şekilde yerlere girelim. Ya bizler kötü bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Hayatta kimse sokakta kalıp yağmurun altında sırılsıklam ıslandığında Allah'a isyan etmek istemez. Sisteme isyan etmek istemez. Sokakta kalıp açlıktan kimse garimeşhure bulaşmak istemez. Uyuşturucu bataklığına düşüp de kimse vücudunu satmak istemez. Körpe kızlar şu anda hayat kadınını yapıyor. 20 yaşına kadar yani git bak tarla başına 20 yaşında bir ton genç kız var. 18'in altında bir ton genç kız var. Yapmayın arkadaşlar. Bizler bunları söylerken şaka yapmıyoruz. Instagram fenomeniyiz adı altında genç kızları çağırıyorlar tarla başında. Bir ton uyuşturucu muhabbeti dönüyor. Yani biz bunları söylerken bir şeyleri hani sizlere böyle yalan yanlış anlatmıyoruz. Biz 10 yaşında çocuk Bali çekiyor dediğimizde bize yalancısın sen dediniz. Ama bizler onları toplumun içerisine yansıtmaya çalıştık. Sessiz çığlıklarımız var. Arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için, izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, videonun bildirim sesini açtığınız için teşekkür ederiz. Ama ve lakin, ey sosyal toplum, sizden üst düzey rica ediyorum. Şu sokak çocuklarından, sokakta yatan insanlardan korkmayın. Kadın Hakları Platformu'na sesleniyorum. Hayvan Hakları Platformu'na sesleniyorum. Bir günde sokak çocukları, sokakta yaşayan insanlar adına toplanın, platform oluşturun diyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Ali Erlikaya,
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Sokakta yaşayan insanlarımızı sahipsiz bırakmayın. Onlar topluma kazandırılabilecek niteliğe sahipler. Ey arkadaşlar, sizden üst düzey rica ediyorum. Hiçbir şekilde sosyal topluma, yani bu şekilde bir hareket yakışmaz. Arkadaşlar, sokakta yaşayan insanlar bu ülkenin kanayan birer yarasıdır. Eğer siz de bu sosyal toplum olarak kendi güvenliğinizi tehdit eden unsurların olduğunu düşünüyorsanız, sokak çocuklarını sokaktan uzaklaştırarak asayiş adı altında, yani silahlı kuvvetlerin ilgilendiği bütün bilimsel suçların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı yaptığımız bir takım çalışmalarda bizleri desteklediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ama bir polis arkadaş, Atatürk'ün lafını sana anlatmak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Belli ki sen bunu unutmuşsun. Bir polis hukukçu kadar adil, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Sen anne şefkatini sen oradaki evsiz arkadaşa yansıtacaksın. Aa, gel sana 3000 TL ceza kittiğim diye değil yani. Böyle bir sistem yok. Adamın evi yurdu yok. Nereye gidecek? Sokaklarda yatıyor. Parkta yatıyor, kaldırıyorsunuz. Sokakta yatıyor, kaldırıyorsunuz. Kaldırımda yatıyor, kaldırıyorsunuz. Ne yapsın adam? Gitsin kendini uçurumdan aşağı mı atsın? Bu kadar haysiyetsizlik olmaz ya. İnsansın kardeşim. O da bu ülkenin kimliğini taşıyor. Onun da hayalleri vardı, ailesi vardı. Lütfen ya, biraz el insaf. Ey sosyal toplum. Her şeye çıkıp böyle konuşan insanlara sesleniyorum. Ağaç kesildiğinde milyonlarca insan tweet attı. Gelin bir günde sokakta kalan insanlar için tweetleşelim. Neredesiniz? Nerede delikanlılığınız? Nerede anne şefkatiniz? Nerede vatan ve perverliğiniz? Nerede ağaç sevginiz? Nerede insan böyle sevginiz? Neredesiniz ey sosyal toplum? Neredesiniz? Benim sözlerim bu kadar arkadaşlar. Ben Allah'ın bir elçisiyim. Benim görevim size bunları söylemek. Arkadaşlar, yanlışlarınızı ben size söylüyorum. Yaptığınız bu normalleştirme felsefesi kötüdür. Eğer siz de kendiniz elinizi taşın altına koyarsanız, gelin bu felsefeyi değiştirelim. Bu düzen böyle gitmez aga. Ya bu düzen değişecek ya da bu sistem değişecek. Sokağın felsefesini değiştireceğiz. Alternatifi yok. Kaydı kesebilirsin kanka.